Çakallarla Dans filminizde Didem'ciğim, Murat'cığım, Hakan'cığım, Timur'a geçmiş olsun diyoruz Timur evet, Acar'a. Evet, Bugün evet, o da aramızda olacaktı. Ondan sonra Çakallarla Dans 6 öyle bir film ki 2010 yılından beri bu ülkenin sinemasının bir klasiği olarak devam ediyor. Çakallarla Dans 1, 2 hastasıyız dede, 3 sıfır <laughs> sıkıntı. 4 nedense ismi yok. 2016'da. Ondan sonra Çakallarla Dans 5 2018'de e, ve şimdi 2022'de Çakallarla Dans 6 geliyor ve bu bir seri ve bir dünya rekoru galiba değil mi aynı zamanda? Dü dünya ile ilgili yok. Hayır bu seri olmak konusunda e, Seri olmak tane. Konusunda, e, Türk sinemasında hem e, aynı kadroyu evet. koruyup hem devam eden e, Ender filmlerden bir tanesi evet. diye biliyorum müthiş. Ee, müthiş. Baktığım Müthiş e, Türk sineması tarihinde değil mi Hakan? Evet, evet. evet. Senaryosu <laughs> evet. Murat Şeker'e Ali. Ali ta Özür dilerim sözünüzü kestim Ali Tanrıverdi'ye yönetmenliği Murat Şeker'e ait Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar Murat Akoyunu, Didem Balçın Hakan Bilgin, Ebru Cündübeyoğlu Ve Ceyhun Yılmaz oynuyorlar Müthiş 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 Çok eğleneceğiz mi? Eğleniyoruz mu? Ne zaman? 2 i̇şte Aralık'ta yani. vizyona giriyoruz. 2 Aralık'ta vizyonda zaten orada kocaman yazmış. Evet. Evet. Ve şimdi bir fragmanla bakalım arzu ederseniz. Evet. Son bölüm <gülüyor> tamamen şey <laughs> değil mi? Baştan, <laughs> baştan a, başa döndü. Tamamen <laughs> Ha. Niye? Ha evet. Tekrara <laughs> döndü. Ha Tekrar. İçecek ha, isimleri mi? geçiyor orada. İçecek isimleri ama ha, neler şimdi? Girmesin Bunların hepsi şey değil mi? Yani içecekleri söyleyemiyoruz. Sizde de bu var. <laughs> ee, i̇çecekler var. Ee, şeyler var. Argo var tabii ki. Evet, Ondan evet. sonra Argo'nun olması gerekiyor. Hayatın içi. Hayatın içinden. Var ya reklamcılar böyle yapıyor. Hayatın içinden <laughs> bir film olsun. E olmuyor başka türlü. Ayrıca yani. biz baştan beri zaten hep e, sokak hikayesi anlatıyoruz. Yani <laughs> bu karakterler o mahallenin e, insanları ve o mahallede e, sokakta geçen bir hikaye. Ve biz 2009'da çektiğimiz itibariyle sokaktaydık ve 6'ya kadar da sokaktayız. İlk defa e, Çakallarla Dans e, yurt dışına çıkıyor bu filmde. Evet, İstanköy Kos. Evet, Kos'a gidiyoruz ha. ve e, aslında filmin e, 35-40. dakikasına itibaren son kesimi ne kadar bilmiyorum ama 35. dakikadan sonra Kos'ta geçen bir hikaye devam ediyor. O yüzden de biz e, filmin e, 4'te 3'ünü Burada çektik. Kalanını, iç mekanları, kos olan yerleri de burada çektik. Dış ve diğer mekanları kosta çektik. Son bir haftalık kosta çalıştık. O yüzden ilk defa Çakallarla'dan yurt dışına çıkmış oluyor. Evet. Nasıldı adada? Güzel, keyifli. İşler güçler. Birçok ada, Yunanistan adası şey Türklerle dolu zaten. Kosta öyle, çok fazla. Kosta öyle, değil mi? bütçe ağırladılar zaten sohbet He. muhabbet hiç öyle bir evet. ki o dönem biz gittiğimizde hatta daha her gün daha yeni yeni başlıyorduk. Yeni yeni bizim sonra... sonra Türkiye arasında evet. flörtleşmeler vardı negatif bir şekilde. Hatta biz de gideceğiz kalacağız mı acaba ne olacak falan diye. Fakat oranın Kalamadık orası böyle ya. şeysiz bir yer. Yani <laughs> hiç ne oranın hükümeti ne Türkiye'nin hükümetiyle alakalı bir yer. Kurtarılmış bir yer yani. Bizi <laughs> çok seviyorlar. Bütün, bütün Herkes bizim bile ülkemize seviyor. yakın Yunan Adaları aynı şekilde hatta evet. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'nda da mesela bizim işte Kosa Bodrum'dan gidiyoruz. Bodrum'da yol yok, iz yok. Birinci Dünya Savaşı'nda zaten zor. Orası da öyle. Onlar evet. da fukaralık falan. iki taraftan da sandallar Tabii küçük tabii. motorlu bir tekneler birbirlerine, yapmışlar. birbirlerine, işte senin nohutun Yiyecek, eksik, benim içecek, pirincim var, var. Aa, sen de evet. işte al sana un, al sana bilmem falan. Denizin ortasında değiş tokuş yapıyorlar. Imagine the people meselesi orada gerçekleşiyor hmm. işte. Yani hmm. sınırları olmayan bir evet. dünya evet. yaratılıyor. Evet. Yani aslında e... şimdi de öyle. Yani, yani değil kısmen. Değil yani Türk, yani bize Türk bazı, bazı Yunan adaları var. Türk turist gitmese... Perişanlık, Tabii. çok seviyorlar evet. o yüzden. İlişkimiz çok iyiydi yani o zaman çok güzel ağırlandık, hmm. çok güzel davrandılar. Bir de gerçekten hani 45 dakikada öyle bir Farklı bir yere gidiyorsunuz ki işte ne diyeyim? Arapların çok, olmadığı bir yere. Yani yere mesela diyorsunuz. benim mesela en tuhaf Arap giden... turisti yoktu. Orada Araplar, Arap turistler niye gitmiyor oraya? Bilmiyoruz. Neyi biz? beğenmiyorlar? Biz bir hafta çalıştık orada, evet. bir hafta boyunca hiç Arap turisti görmedik. Ama bu mesela. kadar çok parası olan insanların orayı beğenmemesi. Evet. Ve çok Ama yakın olması bizler. Türkiye'nin avantajı bir dini e, vecibelerini burada rahatlıkla giderebilecekleri evet. bir ortam diye gördükleri için evet. burası onlar için daha iyi bir yer. yani. Hmm. Hmm. Siz efendim ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çok Filmden memnun musunuz? <laughs> çok memnunuz. Klasik. Evet. Hep eğlendik denir ya. Çok Peki ee, şimdi ee, senin kaç tane oyunun var? Şimdi Josefka devam ediyor. Evet Josefka. Deli Bayramı var bir de. Deli bayramı Peki. var. Peki bu parkta güzel bir gün, en kısa gecenin rüyası. Onlar moda sahnesindeydi bitti. Onlar onları bitirdi. Onlar Peki oyunu. siz ee, bu. Ee, Joseph K. ve Deli Bayramı. Hı hı. Peki bu Dastas'ta siz böyle İngilizler gibi sürekli oyun mu üretiyorsunuz? Sürekli bir üretim var sizde. E, her sezon yeni bir oyun yapmaya Ama çalışıyoruz. Ama bir tane yapmıyorsunuz İkin. ki on tane yapıyorsunuz. Yok on tane, Yok, on tane yapmıyoruz. Çok Konuk yapıyor, tiyatrolar da Bu sezon iki yeni oyunumuz vardı. Her ha. sezon iki ya da üç yeni oyun koymaya çalışıyoruz. Eskiler de devam ediyor. Hı. Hmm. Yani. Peki Mert Fırat'ın oynamadığı oyunlar <laughs> festivali ya da yönetmediği <laughs> oyunlar eskiden rahmetli Haluk Kurdoğlu için söylenirdi. <laughs> Şimdi Haluk Bilginer abimiz için de bazen söyleniyor Onun oynamadığı... Oynamadığı var. Var mı onunla oynamadığı? oynamadığı Oynamadıklarında yönetiyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> dahil <gülüyor> oldu evet. Ama <laughs> evet. hepimiz das da yani Dünya Yerinden Oynar'ı Mert yönetti ama hepimiz yani dahil olduk hmm. kolektif Kolektif bir çalışma. Evet Kollektif o yüzden aynen. Siz birbirinizi seviyor musunuz? Çok Tiyatrocular sev. bu kadar nasıl birbirlerini seviyorlar ben anlamıyorum. <laughs> yani tüm tiyatrocular bilmiyorum seviyor mu? Biz yani Mert'le birbirimizi seviyoruz. Evet. Das, das da oynayan. Yani ben buradaki tüm tiyatrocu arkadaşlarımı seviyorum. Evet. Ya yani buradaki herkesle ortak bir şeyler yapabilirim. Ben Öyle de seviyorum ama hep böyle altında ben kötü niyetli değilim ama e, böyle bir Çapanoğlu arıyorum. Yani niye bunlar birbirlerini <laughs> çok seviyorlar falan diye. Böyle mesela Mert'le <laughs> benim bir şey. Hayır, mesela <laughs> Mert'le senin aranda bir şey sonra işte senle diğerleri arasında yani. Siz ne oluyorsunuz yani bu ne? kadar üretim filan kaliteli işler Nereye falan. Kadar? ne oldunuz yani Doğru, siz? Doğru işte bir şey olmaya çalışıyoruz daha oğlum. <laughs> Çabalıyoruz işte. Bu senin gözlerin sonradan mı takıldı so, sana? Son yok. Bunu doğru. daha önce sormuş muydum evet. programa geldi <laughs> Evet, Ameliyat sevdiğim ama... soru. Evet. <laughs> Bu sonradan ama büyük bir şey evet. mi? Başka bir canlıdan mı yok, nakledildi? Yok hayır beyim. Allah hayır. ver. Evet. Maşallah. Hani öyle olur. değil mi? Tiyatro oyunda Maaş. da böyle Maaş. projektör ha. gibi açıyor musun onları? Açmaya çalışıyorum ki seyirci görebilsin ha. İyice, iyice. Evet. <laughs> pisi, pisi gibi değil mi? Tatlı ha? bir pisi pisi <gülüyor> pisi pisi <gülüyor> Yani şey Nünü çok acayiptir. Nünü ile biz aynı Hayır, şeye bakarız tatlı. mesela. O küçültür onu. <laughs> Onun için kendine güveniyle ilgili bir şey Evet o. çok güzel. Evet, yani her şeyi Hayran küçültüyor karşısındaki. Estağfurullah Hayır. değil. Hayır sevdiğim çok sevdiğim ben bir şey. Ama bak, ben bana o. yıllarca hani ufak tepeyim diye mi böyle davranıyordu? Ay ne uzun yerim seni falan o sevgi böyle, böyle yavru kedi <laughs> muamelesi. Hı. evet. Peki.